Ya hiç böyle değilim öyle <laughs> Normal hayatta hiç böyle değilim. Önce hatayı kendinizde aramıyorsunuz zaten insan egosu. <laughs> Başkasında. Yani evet, bir sürü doğru bilinen yanlış, yanlış bilinen doğrular var. Ben de o süreçte öğrendim, enteresan olan. Aslında bir gardım yok bunun için, özel çaba sarf etmiyorum. Olmak istemediğim yere gitmiyorum. İnsan başına gelmeden anlamıyor bir kere, net. İstediğiniz kadar birine yanınızda onu gezdirin, yaşatın, edin ama... Derya Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum. Tamam. Sizin ünlü olma yolunuz sanki uzun değil, kısa bir yol gibi, değil mi? Çok kısa zamanda oldu. Çünkü ben hatırlıyorum, siz Ebru Hanım'a vokal yapıyordunuz. Sonra bir baktım, siz Derya oluyorsunuz zaten. Aslında o kadar kısa olmadı, hiç kısa olmadı hatta. Yani bir on sene İstanbul'da yaşadıktan sonra bir sürü şeyle mücadele ettikten sonra oldu bu süreç. Geç bile oldu benim için. Ondan önce neredeydiniz? Üniversiteyi Muğla'da okudum. Dört sene Muğla'daydım. Öncesinde de İzmir'deydim zaten ailemin yanında. Konservatuar mı okudunuz? Müzik öğretmenliği okudum. Üzerine konservatuarda yüksek lisans yaptım. Yani sizin hayatınız İzmir, Muğla, İstanbul. Sonra İstanbul. Evet. Ama hiç öğretmenlik yapmadınız, değil mi? Yapmadım. Bu bilinçli bir tercih mi yoksa atanamadınız mı? Yok, bilinçli bir tercih. Zaten e, yüksek lisansa direkt başladım okul bittikten sonra. E, sonrasında da akademik olarak e, ilerlemek istedim aslında. Tez yazana kadar tez yazarken vazgeçtim. Yüksek lisans yapıyordunuz. Neydi tez konunuz? Çok mu zordu? Test konusu zor değildi de, yazması biraz sıkıntıydı. <laughs> Onun o belli kalıpları var ya, işte puntoları, başlıklar, tablolar, şablonlar... Yandaki bırakılacak boşluğun aralıkları. santimetreleri. Bir şeyi unuttunuz eskaza, geri döndüğünüzde bütün her şey kayıyordu ve o zorladı beni yani. Yoksa konu... ...kendi istediğim ve çok da zevkli aslında yaptım yazdım Neydi? bir konu. Şarkıcıların aldıkları besin maddelerinin ses telleri üzerindeki etkileri. Oo güzel konuymuş ha. Evet. Hem müzik var içinde, hem beslenme var filan, acayip güzel konuyormuş. Ee, yani inşallah bir gün bir fırsatım olursa bunu hocalarım da söylemişti zaten. Kitap olarak mutlaka hani denemelisin diye. Çünkü bir sürü doğru bilinen yanlış, yanlış bilinen doğrular var. Ben de o süreçte öğrendim, enteresan olan. Mesela ne sese iyi gelirmiş? Yani sese bir anda iyi gelen hiçbir şey yok. O bitki çaylarının ılık bir sudan hiçbir farkı yok. Sadece e, zencefil ve ailesinden olan e, baharatlar boğazı gerçekten yumuşatıyor. Bir temizleme yapıyor e, ama onun dışında özel bizim çok hasta olduğumuzda vurulduğumuz ilaçlar dışında sese bir anda etki eden e, hiçbir şey yok. Aksine zarar veriyor çoğu iyi bildiğimiz şey. Zaten sesiniz güzel değilse ve gür değilse ne, ne sizin sesinizi güzelleştir, gürleştirebilir ki yani? Hayır yani kısık olduğunda, hasta olduğunda düzeltme amaçlı. onun. Bülent Hanım mesela buz yer biliyor musun sahne çıkmadan önce? Bademciği yoktur onun o zaman. Çünkü... Bilmiyorum ama katır kutur buz yer ve çıkar Öyle şarkı söyler. Ee, Katır kutur buz yer. Benim bademciği olmayan arkadaşlarım yiyor. Ama ben yersem çok kötü sonuçlar olabilir. Ses tellerini temizliyor mu, açıyor mu herhalde, bir şey yapıyor. Şok gibi bir şey herhalde. Ee, şok gibi bir şey evet. Bademcik olmayanlarda şişme gibi bir durum olmadığı için... ...ses de kısılmıyor. İyi geliyor aksine. Onun tam matematiğini ben de bilmiyorum. Bademciğim olduğu için. Ama bunun yanında... E, ...sahneye çıkmadan önce bir sürü papatya çayı içen insan da gördüm. <laughs> Yani vücudu rahatlatıyor olabilir ama hani sese bir etkisi, ee, yani hem doktorlarla yaptığım röportajlarda... ...hem araştırmalarımda öyle bir şey olmadığını rastladım yani ben. Sonra e, ben şarkıcı olmak üzere İstanbul'a mı geldiniz? Ben zaten sahne alıyordum. Muğla'da. Ee, İzmir'de, İzmir'de başladım, lisede başladım sahne almaya tabii ki de kulüplerde değil, ee, özel gecelerde ve e, otellerin roof bölümü vardır ya oralarda. E, işte Türkçe pop ve caz söyleyerek başladım. Bayağı aktif bir şekilde sahne alıyordum zaten. Hı. Yani hep bir şeyler yapmaya denedim İstanbul'a geldikten sonra özellikle aktif olarak. E, ama bayağı bir uzun sürdü aslında. Kim Ebru'dan başka kimlere vokal yaptınız? Yani Uzun süreli kimseye yapmadım. Böyle bir iki gecelik arkadaşlarımı idare etmek için gittiğim isimler oldu ama... ...kimseyle çalışmadım Ebru dışında. Ha öyle mi? Evet. Ebru Hanım da çok... ...arkadaki vokallere çok önem verir sesine. Evet, biliyorum. Vallahi siz Kim bilir kaç kere dinlemiştir sizi o? Yok, beni bir kere dinledi. İlk sahnem Günay Gecesi'ndeydi. Zorlu bir sahnedir orası, siz bilirsiniz. Evet. Ee, yaprak gibi titriyordum tabii. E, ardından o sene çok ciddi bir turneye çıkmıştı ve biz her gün e, bir yerdeydik. Bodrum, Antalya vesaire konserdeydik. E öyle hani çok da dinlemedi. Bana sürekli heyecan yapma, sakin ol, hepimiz insanız gibi hep telkinlerde bulundu ilk süreçte hatta. E, sonra da öyle aktı gitti yaklaşık dört sene yakın. Sonra no siz bir besteniz vardı. Evet. Birisini ikna etmeye mi uğraştınız? Size bir cd yapsın, işte ne bileyim ne? Artık cd de denmiyor değil mi? Cd ne? değil, ya işte single deniyor, single. Yani. tekli olduğu için. Ya o çok uzun bir süreç, o, onun arka planında bir sürü badire badireler atlattım gerçekten çok uzun yani. Hani e, birçok insanın belki başına gelmiştir ama... E, ...talihsizlik mi diyeyim artık, öyle bir şeyler oldu. Ee, bunlar hayal kırıklığı da yarattı ama vazgeçmedim. Benim öyle bir yapım var. Ben vazgeçmem, hiç vazgeçmem. Yani sonsuza kadar da çıkaramasaydım devam ederdim yani öyle söyleyeyim. Ne geldi mesela başınıza? İşte Mastering'i mi kaybettiniz, dolandırıldınız mı? Yo mesela şarkı işte seçildi. Başka insanlarla, başka ekiplerle. İşte klip çekilecek gün konuşulurken biz projeyi iptal ettik Derya'cığım. Yani ben çıkmasının hayalini gün be gün kurarken, hani onların iptal olduğunu beni arayıp sadece bir telefonla söylediler falan. Bu Aynı tarzı şarkı de... mı? Değil, değil. Ya sonrasında biz zaten asille tanıştık ve e, şarkılar yazmaya başladık, yazıyorduk zaten. Yani şarkı çıkmadan bir sene öncesinde biz yazmaya başladık. O süreçte işte bayağı bir şarkı yazdık. E, ben İzmir'e gidip geliyordum ara ara hafta sonları sahne alıyordum. Orada ben bir tane yazdığımız şarkılardan birini söyledim. Orada o kadar beğendiler ki biz gaza geldik. <laughs> Onu single yapmaya karar verdik. Ee, slow bir şarkıydı. Klip çekilecek gün belirlendi. Ee, maalesef ülkemizde böyle tatsız terör olayları olduğu için öyle bir süreçti o da yine çok yoğun bir süreçti. İşte 2016'nın Şubat, Mart gibi başı ee, klip çekilecek tam o klip çekileceği gün öyle bir patlama yaşandı hepimiz çok üzüldük tabii dedik böyle bir durumda çekemeyiz yani sonra zaten yaz geldi ve iptal oldu o. Ee, şey slow shark yani baharın nisanın gelmesi dedik bu rafa kalktı artık o sırada da Burak Yeter bizim şarkıyı dinliyor bizim ekipten biri dinletiyor şey okyanusu ben bu şarkıyı yapmak istiyorum diyor ve e... ...onun bu kadar aslında ısrarıyla onunla çıktık, okyanusla. Her şey hayatta şans ve tesadüf değil mi? Evet. Yani bilmiyorum tesadüf mü bunlar ya da gerçekten her şey başka bir şeye vesile mi oluyor? Ee, ama hani bir yol var ve... sağ sola çarparak bir şekilde o yol sizi oraya götürüyor yine. Kaç yıl sürdü bütün bu süreç? Ee, albüm öncesi mi? Yani bir yedi sekiz yıl sürdü. Hiç vazgeçtiğiniz oldu mu? Yani tamam, İstanbul'a geldim, denedim, ee, olmadı. Ben artık İzmir'e köyüme geri dönüyorum. Yok. Hiç. Hiç. Hep umut vardı içinizde. Yani e, çok hatta kötü olduğu zamanlar oldu. Her şeyin kötü olduğu zamanlar. Hani işte konserler durdu, işler durdu işte okulumu bitirdim falan artık hani bir şeyler yapmam gerekiyor. Ee, ailem de bana bir ara dön artık dedi yani olmuyor dedi. Dönmeyeceğim dedim. Yani ne yapmak zorunda olursam olayım gerekirse dedim kendim çalışırım. Başka bir iş yaparım günlük işe giderim. Ee, ama dönmeyeceğim dedim. Dönmedim. Şu anda... İyi ki dönmemişim. <laughs> Aileniz de herhalde <laughs> İyi ki dönmemiş diyordur. Diyorlar. Değil mi? Tabi. Yani, e, yani vazgeçmeyi seven bir tip değilim. Tabii ki de fazla ısrarcı olmakla ikisi arasında fark var. E, yani ısrarcı olmak başka bir şey. Olmayacak şeye ısrar etmek... ...aptallık olabilir bazen. Boşa zaman kaybı olur, boşa emek olur. E, ama... E, ...inandığım şeyin arkasından hep giderim yani. Çok içe kapanık bir yapınız varmış gibi. Aslında öyle değil, sadece içimi herkese göstermeyen bir yapım var. Ee, yani dışarıdan aldığım izlenim e, böyle içe kapanık, daha sakin. Çok değilim aslında. Yani, e, yani yakın arkadaşlarım, çevrem, beni uzun zamandır tanıyan herkes... E... Ya hiç böyle değilim öyle. <laughs> normal hayatta hiç böyle değilim. Niye bize o yüzünüzü göstermiyorsunuz? Hiç bilmiyorum bunun sebebini, ben bunu bilinçli de yapmıyorum. Yani... Ya mesela... kamera hobiniz var? Olabilir, o da olabilir. Ee, belki bir şeylerden çekiniyor da olabilirim kendi içimde, bunu da daha çözümlemiş değilim ama... E, ...hani bu bilinçli yaptığım bir şey değil. E, tanıştığım ya da ilk defa girdiğim ortamda ya da beni çok yakından tanımasını istemediğim insanlarla bir duvar örerim yani ve bunu hiçbir zaman bilinçli yapmıyorum. Sadece artık böyle biri olduğumu yeni anlamaya başladım. Anne babanız memur falan mı? Hayır değil. Değil mi? Değil. Memur çocukları öyle olur. Yok, ya ben böyle biri değilim zaten. <laughs> <laughs> ya yani gerçekten değilim. Hani böyle çok sıcak sıcakkanlıyımdır. Hemen bir yerde girerim işte, yemek yapılacaksa yemek yaparım. Ona yardım ederim, buna yardım ederim. Evde tamirat yaparım. Ee, sevdiklerimle sürekli konuşmayı, görüşmeyi çok severim. Hani şey, cıvıl cıvılımdır normalde. Ama... Dışarıdan böyle görünüyorum. Ama ya da hani işte kayıtlandığında başka bir şey oluyor. Sahnede ben size hissetmedim, o yüzden bilmiyorum. Sahnede böyle değilim. <laughs> sahnede şey, başka biri oluyorum tamamen. Yani. Sahne, sahne hayvanı diyorlar değil mi sizin gibi? Bir güç geliyor sahnede. Böyle içimize başka bir ruh üfleniyor sanki ve o böyle bir büyülü bir şey. ...her şeyi yapabilecek kuvveti hissediyor insan kendinde. Dört beş yıl oldu değil mi siz ünlü olalı? Dört yıl oldu. Dört yıl oldu. Bu dönem zarfında nereden de başıma bu belayı sardım dediğiniz an oldu mu hiç? <laughs> yani oldu. Hangi an o an? Yani katıldığım bir program mesela. Bir tane isim vermeyeceğim ama e, hani... Çok üzüldüm program sonrasında, çünkü e, bence ve beni tanıyan insanlar da bunu söyleyecektir. Hiç e, olmadığı şekilde yorumlar yapıldı hakkımda. Bugüne kadar hiç duymadığım yorumları duydum. E, çok üzüldüm e, ama ondan da tabii ki de tecrübeler edindim ama o bir şey yani. Canlı yayın mı? Değildi. Hmm. Değildi, Montaj. evet. Montaj tehlikeli bir şey aslında. <laughs> Ya çok montajlık bir şey de yok da yani bilmiyorum, yanlış anlaşıldı herhalde. Ya da belki kendimi yanlış ifade etmiş olabilirim orada. Ve dediniz ki, nereden bu belayı sardım başıma? <laughs> nereden katıldım dedim. <laughs> Onu Ama dedim. siz o program özelinde söylüyorsunuz. Ben bela anlamın, belayı şu anlamda Şey söyledim. olarak. Ünlü olma meselesini nereden sardım ya ben hani? <laughs> he ha. Ya ben işte İzmir'de e, iyi şarkılarımı söyleyen bir kız olabilecekken, şimdi bu... ...işte atıyorum, ünlü olmasaydım da başıma da bu gelmeyecekti. Ha anladım. Yani ben çok öyle ünlü gibi, yani ünlü şeyiyle, sıfatıyla yaşayan biri değilim zaten. Ee, tabii ki de zorlukları var. Bunu herkes zaten biliyordur. Bir sürü zorluğu var ama normal hayatımda ya da sahne dışında e, normalde neysem... ...o şekilde devam etmeye çalışıyorum ki bu ünlü gömleği beni yıpratmasın diye. Ve böyle çok mutluyum. Hani şu ana kadar herhangi şikayet ettiğim hiçbir şey yok. Rekabet var, bayağı var. Ve yorucu? Çok yorucu, gerçekten yorucu. Yani senelerdir mesela bir sürü benim sanatçı arkadaşım vardı. Ben albüm çıkarmadan önce de onların yanındaydım ama e, insan başına gelmeden anlamıyor bir kere, net. İstediğiniz kadar birine yanınızda onu gezdirin, yaşatın, edin ama... E, ...rekabet ama güzel bir şey, insanı geliştiren bir şey. E, yorucu, evet. E, bazen çok yıpratıcı. E, bazı şeyleri mecbur bırakıyor insanı bazen. Ama e, geliştiriyor. Siz kimi dinlemeyi seviyorsunuz? Hani vardır ya öyle... ...işte... At, 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 at. Özal'ın meşhur lafı vardı ya ne, patlat şuradan bir... Kim? Patlat şuradan bir şey dinleyelim gibi hani. Öyle kimi dinlemeyi seviyorsunuz? Klişe olabilir ama gerçekten ben Sezen Aksu dinlemeyi çok seviyorum. Çünkü e, onun çok özel bir yorumcu olduğunu düşünüyorum. Her şey yani yazarlığı, besteciliğinden öte çok özel bir yorumcu olduğunu düşünüyorum. E, hani Türk olarak söylüyorum şu an. Yabancı bir sürü delirdiğim, hayran olduğum isim var zaten. Onları sürekli dinliyorum yani. Evde hep açık olan şeyler var. Mesela şöyle şeyler oluyor mu Derya Hanım? Şimdi siz çok dik şarkı söyleyebilen birisiniz ya hani... ...bence Türkiye'de sizin çıktığınız yerlere bir de Ebru Hanım ve Merve çıkabiliyordur. Başka var mı bilmiyorum. Çıkıyorlar canım. Sert, Sert var, Şebnem Ferah var. Işın vardır belki. On, var var, bayağı isim var. Mesela bir, bir şarkı var. Öyle bir söylemiş ki İçiniz gidiyor ve şunu diyor musunuz ya bu şarkı benim olmalıydı. Bunu ben söylemeliydim. Bak Nasıl söylenir gösterecektim sana o zaman. Ya evet ya <laughs> oluyor gerçekten hiç bunu yaşamadım kimse demesin oluyor mutlaka oluyor en az bir iki şarkıda oluyor. Ee, ama şarkıyı kim kimden... mesela Sezen Aksu şimdi demo albümleri yaptı ya şey şarkı çıkarıyor ee, bazı şarkıları ondan o kadar güzel duyuyoruz ki. Keşke o söyleseymiş ilk diyoruz, seneler önce. Hani başkası seslendirmiş, seslendirenin çok büyük önemi var yani. Hani şarkı, beste de çok önemli ama e, o yorumculuk denen şey çok önemli bir şey. Karşıya geçirmek için. Ben de şarkıcı olsam e, hit olan şarkıyı kıskanırdım herhalde. Ya bu kıskanmak değil aslında. E, kesinlikle herkesin bir nasibi olduğuna inanıyorum bu arada. E, eğer... Kaderinde gerçekten varsa bir şekilde bazı şarkılar hit olmadan önce birine çarpıyor, başka birine gidiyor, başka birine gidiyor ve sonra doğru isimle çıkıyor. Yani mesela hani biz duyuyoruz böyle şeyler. Ee, mesela Canavarı da ben söylemeyecektim kendi şarkımı. Ben normalde onu başkasına verecektim. Ee, yaptık şarkıyı, ee, sözünü yazdım, bestesini yaptık. Ee, Yo ben bunu düşünmüyorum sıradaki şarkı olarak dedim. Asil çok sinirlendi. Nasıl düşünmezsin falan böyle iki gün konuşmadı benimle. Sonra ben şarkı iki üç kere daha dinledim. Birine de yollamıştık. Ee, dedim ki ben bunu ben okumak istiyorum. Yani e, o bana hayır ben okuyacağım dese hakkı var Allah'tan müsaade etti. Tamam sen bu kadar istiyorsan ben almıyorum dedi. Ee, yani böyle şeyler kadersel biraz olabiliyor. Yani o hiti de belki başka insanlar benden duysa, mesela başka birinde çok beğendiğim bir şeyi beğenmeyebilirler. Sahnede şarkı söylemek zor bir şey mi? Sahnede mi? Bence değil. Ben çok rahatım sahnede, yani hiçbir yerde olmadım. şurada daha rahatsızım yani. Hani genel olarak hani hayatta oturduğum bir yerde, ee, sahnede ben çok rahatım. Ne sizi çok mutsuz edebilir? Sahne mesela, atıyorum sahneye çıktınız, öyle konsantresiniz ki bir tane adam var aşağıda sürekli konuşuyor. Eder. <laughs> Eder, yani ki ediyor, yaşıyoruz öyle şeyleri. Bazen birden sahneye atlayanlar oluyor. Ee, ya da... ...başka türlü sahneye çıkanlar oluyor mesela duruyordu da te çekiyor. Yani sahnenin yanında bayağı rahat bir şekilde. Ee, hani öyle şeyler gerçekten motivasyonu bozuyor. Hani bir anlık oluyorsa okey ama devamında gitmiyorsa hala... Ee, o motivasyon bozuyor. Oyun olma sürecinde başınıza gelen en kötü şey ne? Başıma gelen en kötü şey. Hmm. Yani o, o yaşadığım hayal kırıklığı çok kötüydü benim için. Çok ağladım o süreçte. Ee, ama... wow bir olay yok yani hani. Birinin özellikle yaptığı bunun dışında yok. Dışarıdan gö gö beklentilerinizi karşıladı mı bu dünya Derya yani? Hanım? Çünkü şimdi akademisyen olup buraya geçmek, akademisyen olma yolunda giderken... birdenbire popüler kültürün tam da göbeğine düşüyorsunuz şimdi. Arada dağlar var. Ee, i̇dealler ve gerçekler hiçbir zaman birbirini hayatlar. tutmuyor. Yani ve onu çok sonra anlıyorsunuz ama. Çünkü 16 yaşında sahneye çıkarken, işte ben caz albümü yapacağım diye idealist bir genç kız varken, sonra gerçeklerle karşılaşıyorsunuz. Tabii ki de bu arada bu ülkede çok iyi caz albümü yapan insanlar var. Ee, ama şöyle de bir gerçek var: benim ilk eğitimim Türk sanat müziği. Bu arada. Yani ben zaten hani Türk müziği kökenli büyüdüm ve sonrasında operaya geçtim. Ee, i̇kisini de sahnede harmanlamaya başladım belli bir süre sonra. Ee, o yüzden e, hani o idealist bölümde e, tam o ergenlik dönemi, bütün hayaller ve müthiş hayallerin... ...gittikçe küçüldüğü dönem büyüdüğünüz dönem oluyor işte. Ee, sonrasında gerçeklerle karşılaştım ve... E, ...bazen bazı şeyler için üzülmüyor değilim. Yani keşke... ...herkes çok daha farklı tarzda şarkıları sevse, tek bir alana e, hapsolmasa popüler olan şarkılar. Yani popüler olan şarkıların hepsi pop değil zaten. Zaman zaman rock müzik popüler oluyor, rap müzik popüler oluyor. Şimdi arabesk popüler ee, Arabesk popüler oluyor. Hani popüler olan müzik keşke aynı dönemde çok far farklı yelpazede olsa da biz de mesela... Evlerde böyle keyif aldığımız şeyleri keşke albümlere koyabilsek. Siz e, akademisyenken işte tezinizle uğraşırken, teziniz için araştırma yaparken şimdi birdenbire popüler kültürün içinde aslında başka da bir savaşın içindesiniz. E bir dedikodu sarmalının, efendim ayak oyunlarının hani ben de bu piyasada 25 yıl çalıştığım için arkadan söylenen lafların, sizin işinizin elinden alınma çabalarının yani o, o kadar Uçurum var ki arada. Hiç mesela bu sizde ya ben oradayken niye buraya geldim duygusu uyandırdı mı? Ee, yani okul okurken de ben sahne aldığım için <laughs> az çok yine piyasanın içinde olduğum için e, aşinaydım. Ee, ama annemin bir lafı var. Ee, karakterine hiç uygun olmayan bir meslek yapıyorsun der hep bana. Ee, çünkü hani hep böyle belli sınırlarım vardır. Hemen samimi olmayı sevmem ama sevdim mi çok. ...sıkı tutarım, bırakmam. Ee, bu camia buna biraz ters yaşıyor. Yani buradaki akış başka türlü. O yüzden ben elimden geldiğince e, çok dahil olmamaya çalışıyorum. Yani gerçekten dahil olmamaya çalışıyorum. İşimi yapmaya çalışıyorum. E, çünkü dahil olunca e, dediğiniz gibi siz benden daha iyi bilirsiniz. <laughs> Uzun süreniz var. E, farklı yerlere gidiyor konular. Öyle yaşamak da zor ama hep gardlı. Aslında bir gardım yok bunun için, özel çaba sarf etmiyorum. E, olmak istemediğim yere gitmiyorum. Yani bu kadar basit. Hani e, herkes birbirinin bu tarzdaki özgürlük alanlarına saygı duyarsa bir sıkıntı olmaz zaten. Olmak istediğim yere seve seve gidiyorum. Yeni dönem... Ee... Artistler bence daha şanslılar bu anlamda. Eskiden bir tane haberiniz çıksın diye bir gazetecinin sizi davet ettiği yere gitmek zorundayken şimdi öyle değil. Evet, dijital dünya var. Şimdi dijital dünya var ama eskiden daha büyük zorunluluklar vardı bence. Şimdi o zorunlulukların yok olması belki herkesi daha özgür bıraktı. Bıraktı ama bir yandan da aslında e, basının dijital dünya yoluyla ilerlemesi de işin biraz rengini değiştirdi aslında. Şu an herkes ünlü. <laughs> yani. Herkes de. Herkes canım. şu an evinden e, şarkı çıkarıp istediği platforma koyabiliyor. Evet ama koyuyor sadece. Koymak başka bir şey, dinlenmek başka bir şey. Tabii ki de ama şöyle bir şey var, yani... E, ...gerçekten iyi olan müzisyenlerin... Ee, daha çabuk keşfedilmesini engelleyebiliyor bu durum. Çünkü çok fazla sayı olursa oradaki şeyi bulmak daha da zorlaşıyor. Doğruyu bulmak. Evet, yani bir günde mesela bir platformda diyelim 500 kişi şarkı çıkarıyor ya da 500 kişi bir müzisyen bir şey çalıp koyuyor. Eğer onu 30 kişi koysa siz bunu daha çabuk belki gözünüze denk gelebilir. O 10 kişiden üçüne denk gelir ama 500 kişi çıkarınca o. ...yüz kişiden birine denk geliyor. Yani aslında müzisyenlerin ya da yetenekli insanların keşfedilmesi e, kolay gibi görünse de dijitalle birlikte daha da zorlaştı. Çünkü çok kalabalık. Evet. Evet. Çok Tabii tabii kastetmek abi. istediğim şey çok fazla şey var yani. Bir karmaşa var. Geçenlerde gördüm. Ablanızın doğumu için Amerika'ya gittiğinizde kendinizi savunuyordunuz Instagram'da. Biz bilmem ne, bilmem ne için buraya gelmedik, bir şey bir şey diye. E, şöyle, e, yani öyle bir zamana denk geldi ki, e, ablam iki ay önce gitmişti. Daha korona falan yoktu yani ülkede, dünyada yoktu yani, Çin'de yoktu. E, sonra oradayken çıktı ve e, biz bayağı tedirgin olduk. Hatta dönsen mi dedik ablama ama her şey hani zaten oradaydı. Ee, sonrasında erken bir doğum gerçekleşti. Ablam orada tek başına doğum yaptı. Hiçbirimiz yoktuk yanında. Ee, sonrasında hemen zaten gittik e, yanına ve oradayken biz oradayken normalde Amerika'da hiçbir tedbir hiçbir önlem yoktu. Biz e, eldiven ve maske takınca bizi hasta muamelesi yaptılar ve bizden uzaklaşmaya başladılar. Biz kendimizi korumaya çalışırken gelmemize yakın birkaç gün öncesinde de çok fazla ben mesaj almaya başladım. İşte gelme, öyle yapma, böyle yapma. Ha, karantinaya gir. Evet, gibi. Ee, yani kendimi nasıl koruduğumu e, anlatamam yani orada hepimiz. Çünkü ben biraz da titiz biriyim. E, normal hayatımda da. E, yani uçakta bile kendimizi dezenfekte ettik diyebilirim. Oturmadan önce bütün koltukları dezenfektanlarla, kolonyalarla temizleyip... ...kemer uçlarına kadar hiçbir yerle temas kurmadım falan. Ee, döndüğümde de o kadar çok insan mesaj attı ki... ...neden geldin, sen neden karantinada değilsin? Her şey için, ünlü olduğun için seni karantinaya almadılar diye. Ee, ben de öyle bir e, açıklama yaptım yani bunun ünle alakası yok. O uçakta ben tarifeli bir uçakla geldim ve o uçaktaki herkes geçti zaten. Sakıntı derecesinde mi titizsiniz? Benim annem öyledir, çok zor öyle bir hayatım. Ee, ablam öyleydi benim, duvarları <laughs> siliyordu işten gelip. Yani gerçekten duvarları siliyordu. Ee, o bıraktı mesela. Çünkü mutsuzluk veriyor o kadarı. Onu gördüğüm için ben onun gibi değilim. Yani ben çok rahatıma düşkünümdür. İstediğim saatte kalkayım, istediğim saatte yatayım, istediğim saatte yemek yiyeyim. Ee, hani özgürlüğüme çok düşkünümdür ama etrafta titiz, temiz, derli toplu olması lazım. Ha düzen. Düzenliyim. Hep mi? Hep değil. Bazen şey bırakırım yani. ama Hayatta düzenli mi de işte şu saatte kalkılacak, bu saatte yemek yenecek? ...hiç öyle bir şeyim yok yani. Hiç o öyle bir düzenli çıkmıyor niyeyse? Ya yapanları ben tebrik ediyorum gerçekten. Mesela var benim tanıdığım, sabahın her gün sekizinde kalkan insanlar. Ee, Gıptayla bakıyorum çünkü benim asla başaramayacağım bir şey. Çünkü hem ben okul hayatı boyunca sabah e, altıda, yedide kalkıp akşam beşte eve gelen insandım. Ve okul bittiğinden beri artık özgürlük hayatını kendime hediye ettim yani. Bir de... Hem bizim işimiz gece yollar yani gece olmasa bile iş ee, yollar uçaklar uykusuzluk ee, ve üretim hep gece oluyor genelde şarkı yazma kısmı niye? Ee, çünkü e, gündüzleri gerçeklerle uğraşırsınız geceleri hayallerle o yüzden e, geceleri duygular her zaman çok daha ağır basar. E, ağır bastığı için de yazmaya, üretmeye hep daha meyilli oluyoruz. Ben de gündüz insanıyımdır mesela. Benim için akşam sekiz şalter indi, bitti. E, günlük işlerde mi? Her ya, türlü tabii işte. Ki, tabii ki. Her türlü işte. Ha, her türlü. Üretimde de. Ama ben altıda kalkıyorum her gün. Oo. Ben o saatte yatıyorum hemen hemen. <laughs> Hiç ben öyle bir insan olamadım. Hiç, gece mesela Gündüz uyunca e, hayatımdan zaman çalmışım gibi geliyor. Evet o doğru. Yani ben geç uyandığımda mutsuz oluyorum mesela. E ben kaçta yatarsam yatayım elimden geldiğince erken kalkmaya çalışıyorum. Yani 12'de sabah 7'de bile yatsam 12'de kalkıyorum yani. E, çok nadirdir böyle. ...akşama kadar uyuduğum günler çok uykusuz kalmışımdır ama o dediğiniz doğru. Yani insan o günü, güneşi, gündüzü kaçırınca gerçekten günü kaçırmış oluyor. Öyle hissediyorum yani. benim gece kafam çalışmıyor. Ha. O zaman e, siz tamamiyle şeysiniz. E, matematiksel zeka olduğu için hep böyle bir mantıksal yaklaşıyorsanız eğer hep iş, iş, iş. E, tabii. E, ben Ondan. bu korona günlerinde bile duvarda asılı günlük planım var. Sabah kalkış, spor, işte şu saatte bu ders çalışılacak... ...bu saatte bu roman okunacak, bu saatte bu çalışılacak, bayağı planım Ha saatli. Tabii planım var bayağı, Oo. asılı duvarda. Öyle duruyor. Bakıyorum bu ne saate, o saat geldi onu yapıyorum, o saat geldi. Bayağı, şimdi ezberledim hoş artık bakmıyorum ama... ...bayağı plan yaptım kendime. Bu çok iyi. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> bu... öteki bu türlü... çok zor bir şey. Çünkü öteki türlü o bu karantinada hiçbir şey yapmadan affedersiniz mal mal oturuyordum ve bütün gün Twitter'da ne haber ne haber diye ona bakıyordum. Evet o da. Ve böyle kurtuldum ben. Çünkü ben de öyle kurtuldum. Ben de öyleyim şu an. Yani e, her gün kalkıyorum. İlk yaptığım şey önce işte vitaminleri içmek, sonra spor yapmak, e, ondan sonra şant çalışmak, sonra işte akşam yemeği hazırlığı gibi bir tek akşama Kendime vakit ayırıyorum. Yani her gün bir program belirledim. Ee... İnsan kaç yaşına kadar sağlıklı şarkı söyleyebilir? Sesine bakmasına bağlı. Yani mesela bir insan 80 yaşına geldiğinde de düzgün nota basabilir mi? Basabilir. Gerçekten mi? Basabilir. Eğer ki şan çalışmayı ve e, bu kasları yormadan doğru şekilde hep e, ayakta tutmayı başarırsa... ...söyleyebilir. Ajda Hanım mesela, hala? Hala evet, yani o ben biliyorum zaten hani ders alıyor. Ee, hani sadece düzenini bilmiyorum, ne kadar aralıklarla aldığını ama... E, ...bence çok güzel bir şey yapıyor. O yüzden hala şarkı söylüyor. Gerçekten de söylüyor yani. Ha belli, ben hep şöyle düşündüm, belli bir yaştan sonra artık o ses gidiyor, öyle değil demek ki. Ya gidiyor bu arada. Yani gerçekten onu eğitmezsek gidiyor yani bu da bir kas olduğu için e, nasıl sporu bıraktığınızda bütün vücudunuz bir jöleye dönüyor e, yağlanmaya başlıyor aynı şey bunun için de geçerli belli bir süre sonra yaş geçtikçe bu kaslar da zayıflamaya başlıyor eğer siz onu sürekli çalıştırmazsanız e, o da artık yaşlanmaya başlıyor bir şarkı çıkartıyorsunuz ve Tutmuyor. Ne hissediyor insan? Benim hiç olmadı diyeceksiniz şimdi. Hayır oldu. Bunu ilk yaşadığımda çok ağır geldi. Yani ilk ilk kez yaşanınca bu çok kötü. Yani tabii ki de hiç tutmadı kimse tarafından bilinmeyen bir şarkım var diyemem. Ee, diğerlerine göre daha az ya da çok olanlar oldu. Ee, ama hiç tutmadı, kimse bilmiyor nun duygusunu daha yaşamadım, Allah yaşatmasın. Ama daha az tutması, moral bozuyor. 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 Mutsuz oluyorsun. Evet. Çünkü bir şeye alışmış insan. Ee, yani geçenlerde bir film çıktı. Ee, i̇smini söyleyebiliyor muyum? Evet. Platform diye. Ee, çok severek izledim, ikinci kere izledim. Hayatta her an... ...inişler çıkışlar var ve bir gün uyanırsınız, en zirvede olursunuz... ...bir gün uyanırsınız, en aşağıda olursunuz'un en büyük metnini veren müthiş bir film. Ee, mesela o filmi izleyince ben çok etkilendim. Ee, i̇nşallah izlemeyenler varsa da izlesin. insana çok güzel şeyler öğretiyor. İşte onu benimsemek lazım aslında. Yani iyi de var, kötü de var. Hiçbir zaman kimsenin grafiği sonsuza kadar yukarı gitmemiştir zaten. Herkesin inişleri çıkışları var. Bunu e, hazmetmek lazım, kabullenmek lazım. Kendime ilk söylediğim şey bu oldu farkına verdikten sonra. Ama mutsuz oldunuz ee, evet, ve hatayı nerede oldum. yaptığınızı aradınız muhtemelen. <laughs> evet, ilk oldu. Önce hatayı kendinizde aramıyorsunuz zaten. İnsan egosu, <laughs> yani, evet ego, maalesef. Düzenlemeyi bilmem ne yapsaydı. Ee, yani işte neden kesin şurada bir problem var diye bir yerde ama yani. Hani burada değil, hani ya da şarkı seçiminde değil. E ee, hani insan egosu maalesef önce hep başkasında aradığı için hatayı ee, ama sonra yavaş 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 artık şey oluyor insan. Ee, onu kabulleniyor. Bu da olabilir. Burada bunu yaptık yanlış. Bir sonrakinde yapmayız gibi. Ee, şeyler oluyor yani. Zaten hiç kimse her zaman çok başarılı olacak diye bir şart da yok. Artık onun baskısını da hissetmiyorum üstümde. Öyle mi? Evet. Halbuki başarılı insanlar hep baskı hisseder üstünde. Şöyle baskı hissediyorum. Ee, başarısız olma hakkım var. Hmm. Anladım. Ee, bu da olmayı versin. Evet, bir tane ama bu sürekli değil tabii ki yani. <gülüyor> <gülüyor> sürekli olsa zaten intihar. Ee, sadece şu an albümle alakalı ilk albümü çıkaracaktım. Korona çıktı. Ee, çıkaramıyorum şu an o yüzden. Ee, i̇nşallah o bittiğinde onun baskısı var üzerimde. İlk albümüm olduğu için çok önemli, çok kıymetli benim için. İki senedir yaklaşık da üzerinde çalışıyorum. Uf, uzun zaman Evet, çok uzun zaman oldu. Biz ee, sü sürekli bir şey çıktığı için sürekli her şey revize olmak zorunda kalıyor. Hep güncellenme istiyor. Ee, bakalım inşallah bu süreç geçer de ondan sonra buluştururum yani. İnşallah. inşallah çok güzel olur. İnşallah. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben çok keyifli bir sohbetti. Sağ olun. Çok mersi.